Sosyal konut projesine dün başvurular tamamlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da projeye başvuru verilerini paylaştı. Gelin bir bakalım. 1,5 ayda 8 milyon başvuru yapıldı bu verilere göre. 5 milyon 135 bin 324 geçerli başvuru var. 2 milyon 30 bin 277 genç başvurdu. Bu da çok önemli. En çok başvuru İstanbul'dan yapıldı ve Bakan Kurum'un açıklaması da şu: kura tarihi öne çekilecek. 2 yıl içinde de 250 bin konut teslim edilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın paylaştığı veriler ve Bakan Kurumu'nun açıklamaları böyle. Şimdi sosyal konut projesinin bir fotoğrafını çekelim. Anatomisine bakalım istiyoruz bu başvurular üzerinden. Dolayısıyla bir konuğumuz olacak. Emlak uzmanı Nilüfer Kas bizimle beraber. Sayın Kas, hoş geldiniz Haber Hattı'na. İyi yayınlar diliyorum Sena Hanım. Çok teşekkür ederim. 8 milyon başvuru, 5 milyonu geçerli, 2 milyondan fazlası genç. Gençlerin talebi çok yoğun. Tahmin etmek zor değil. Bugünkü şartlarda gençlerin artık ev alması neredeyse bir hayal. Dolayısıyla sosyal konuta mı döndü beklentiler? Buyurun. Evet, çünkü özellikle az gelir durumu düşük olan vatandaşların çok yoğun ilgi gösterdiği bir proje oldu bu. 8 milyon başvuru aslında hepimizi şaşırtan bir rakam. Her ne kadar ilk 2 günde 1,5 milyon üzerinde başvuru da olsa 8 milyon ciddi bir rakam. Beklemiyor çünkü muydunuz sonuçta 8 milyon olacağını, bu rakama ulaşacağını? Evet, ciddi bir başvuru oldu. Çünkü vatandaşın barınmaya ve bu rakamlarda düşük gelir grubuna yönelik bu evlerden satın almaya ihtiyacı var. 250 bin konut için bu başvuru olduğunu düşünülürse, yani her 40 kişide bir kişinin bir şansı olacak Sena Hanım. Hı hı. 2 milyon başvuru gencin ise biliyorsunuz 250 binin %20'si gençlere ayrılacaktı. Evet. Bu da şu demek ki aslında 50 bin konut gençlere ilk etaptaki konutlardan. Yani buradan da yola çıkarak 2 milyon gençten sadece 50 bini bu sosyal konutlardan yararlanacak. Ama herkesteki umut devam ediyor. Özellikle kura çekiminin öne alınmış olması bu heyecanı bir kat daha arttıracak diye düşünüyorum. Çünkü TOKİ bu sabah bir açıklama yaptı. Biz hepimiz Kasım'ın sonunda, hatta 2023'ün ilk çeyreğinde bir kura çekimi bekliyorduk. Fakat anladığımız kadarıyla bu hafta itibariyle kura çekimi yapılacak. Peki Sayın Kas, şimdi bu kadar büyük bir talep varken 250 bin konuttan bahsediyoruz. Acaba yeni bir projenin açıklanması önümüzdeki aylar için gündeme gelebilir mi? Devamı belki öne çekilmesi, çünkü yine 500 bin konuttan bahsediyordu Cumhurbaşkanı, ama belki daha da artabilir mi bu sayı? Talep, vatandaştan gelen talep aslında bu yönde. Sonuçta 2028 yılına kadar 500 bine tamamlanacağı konusunda bir söz verildi. Evet. Şimdi son 10 yıla baktığımızda da TOKİ'nin ürettiği sayı 1 milyonun üzerinde. Tabii ki 5 yıl içerisinde 500 bin konut üretmesi olağanüstü olur. Çünkü sonuçta TOKİ'nin de üretebileceği bir miktar var. Her sene üretebileceği bir miktar var. Ne kadar çok sosyal konut üretilirse Sena Hanım, evet, toplumda o kadar karşılık bulacaktır. Çünkü biliyorsunuz bu sosyal konut projesinin açıklanmasıyla birlikte Temmuz ve Ağustos ayında, hatta Eylül'de konut sektöründe ciddi bir daralma meydana geldi. Bunun nedeni bir beklentiyi satın aldı vatandaş. Şimdi kuraların çekilmesi, kimin neye göre ayar çıkması sonucunda da aslında piyasa tekrar hareketlenebilecek. Bir soru, bazı uzmanları ben de baktığımda, şöyle gazeteleri taradığımda, 2023 Ocak ayından itibaren ücretlerin artacağını ve maliyetlerin artacağını düşünürsek konut fiyatları artacak. Dolayısıyla almak için şimdi bu son çeyrek doğru zamandır ifadeleri geliyor önüme. Ne dersiniz Sayın Kas, öyle midir? Yani konut fiyatlarında 2023'le beraber ücretler artınca, maliyetler artınca biz bir artış mı göreceğiz tekrar? Maalesef evet, bu yani bir gerçek, inşaat sektörünün bir gerçeği Sena Hanım. Sonuçta maliyetler arttıkça yeni konutlarda, yani sıfır konutların fiyatları da ona bağlı olarak yükseliyor. Biz bir taraftan konut fiyatlarının neden bu kadar hızlı yükseldiği ile ilgili konuşuyoruz.
Sonuçta bir taraftan evet maliyetler artıyor ama diğer taraftan ikinci el konutlar da birinci el konutların arkasına takılıp bir vagon diye düşünün. Bir vagon halinde onlar da fiyatlarını kendi içinde revize ediyorlar. Yani şöyle düşünüyor vatandaş. Ben bugün evet ikinci el konutum var ama bugün yapıyor olsam bunu mal edemeyeceğim bu fiyatlara. O nedenle de maliyetlere yakın bir rakamlar telaffuz ediliyor. Eskisi kadar yani geçen yıldan ilk 6 aylık bu süreçte artan konut fiyatları kadar hızlı bir artış beklemiyoruz. Hı. Ama gerçekten Ocak ayından sonra artan maliyetler mutlaka konut sektörüne yansıyacaktır. O nedenle de konut almak isteyenler nerede yakalarlarsa bu fiyatı orada karlı çıkacaklardır. Yani o kadar yüksek ki konut fiyatları nerede yakalanabilir onu da bilemiyorum. Şimdi vatandaş açısından da bakıyorum. Ne kadarlık bir artış öngörüyorsunuz? Şimdi geçen seneden bu yana son bir yıl içinde inşaat maliyetleri bazı kalemlerde %200 arttı. Ortalama ise TÜİK'in verdiği verilere göre maliyetlerin artışı %110'ları buldu. Bu şu demek, yani maliyet artıyorsa metrekare birim fiyatı artıyor demektir, artacak demektir. Önümüzdeki yılın enflasyonuna bağlı olacak aslında bu senem. Yani enflasyonun artışına göre biz konutlardaki artışı ancak o zaman görebileceğiz. Baz etkisiyle bir düşüşten bahsediliyor ama o tam anlamıyla yansımayacak o halde. Son sorum bu olsun. Buyurun. O köpükten alma olacak. O da Mayıs ayından sonra artan fiyatlardaki bir anda artan %40, %50 artan ve bir gecede artan fiyatların köpük gitmesi olacaktır. Ama normalde ana fiyatlara bir yansıması olmayacak ne yazık ki. Peki. Emlak uzmanı Nilüfer Kas, çok teşekkürler haber hattına katkınız ve katılımınız için. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum.